1895 yılında trafosu üzerinde çalışırken Nikola Tesla ilk kez yüksek yüklü dönen manyetik alanların zaman ve mekanı değiştirebileceğini keşfetti. Bu kavrayışın bir kısmı Tesla'nın radyo frekansları ve atmosfer yoluyla elektrik enerjisi transferi ile ilgili deneylerinden kaynaklandı. Yıllar sonra Tesla'nın temel bulguları meşhur Philadelphia deneyinde ve Montauk zaman yolculuğu programlarına yol açacaktı. Ancak bu çok gizli operasyonlar halka açılmadan çok önce Tesla, zamanın doğası ve zaman yolculuğunun gerçek dünya beklentileri hakkında bazı dikkate değer bulgular yaptı. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Tesla, yüksek voltajlı elektrik ve manyetik alanlarla yaptığı deneylerle zamanın ve uzayın kırılabileceğini veya bükülebileceğini, başka bir zamanı yol açabilecek bir kapı yaratabileceğini keşfetti. Ancak Tesla bu büyük keşif ile ilk elden deneyimleyip zaman yolculuğunun gerçek risklerini anladı. Mart 1895'te Tesla zaman yolculuğu ile ilk karşılaşmasını yaşadı. 13 Mart'ta bir New York Herald muhabiri mucidi küçük bir bistroda buldu ve 3,5 milyon voltla çarpıldıktan sonra korkmuş görünüyordu. Tesla'ya eşlik etmeye başladım ve bana şu kelimelerden bahsetti. Bu gece hoş bir arkadaş bulacağımı sanıyordum. Gerçek şu ki bugün neredeyse ölüyordum. Kıvılcım havada 1 metre sıçradı ve beni burada sağ omzundan yakaladı. Asistanım gücü anında kapatmasaydı bu benim sonum olabilirdi. Tesla elektromanyetik yükün rezonansı ile temasa geçtiğinde kendini uzay zaman referans penceresinin dışında buldu. Geçmişi, bugünü ve geleceği aynı anda görebildiğini iddia etti. Ama elektromanyetik alan tarafından hareketsiz hale getirildi ve kendine engel olamadı. Tesla akımı kapatan asistan tarafından herhangi bir büyük zarar verilmeden kurtarıldı. Yıllar sonra Philadelphia deneyi sırasında benzer bir olay daha meydana geldi. Ne yazık ki meşgul olan denizciler yıkıcı sonuçlara yol açan aşırı miktarda zaman uzay çerçevesi referansının dışında tutuldu. Tesla'nın gizli zaman yolculuğu deneyleri insanlık hakkında Tesla kadar endişe duymayan diğerlerine de aktarıldı. Nikola Tesla günümüz teknolojisinin çoğunu geliştirmek için kredilendirildi. Tesla'nın yaratıcılığı olmasaydı radyo, televizyon, AC gücü, Tesla bobini, floransa aydınlatma, neon ışıklar, radyo kontrolü cihazlar, robotik X ışınları, radar, mikrodalga fırınlar ve diğer yüzlerce olağanüstü yeniliğe sahip olamazdık. Sonuç olarak Tesla'nın dünya çapında uçuş ve belki de yer çekimi karşıtlığını araştırması da şaşırtıcı değil. Aslında 1928'de yayınlanan en son icadı hem helikoptere hem de uçağa benzer bir uçan makineydi. Hesaplara göre Tesla ölümünden önce bir uzay gemisi motoru için planlar geliştirdi. Drive Space veya anti-elektromanyetik ile alan sürücüsü ona verdiği isimdi. Dünya buna hazır değil. Zamanımızın çok ötesinde bir şey ama yasalar galip gelecek ve bir gün muzaffer bir başarı olacak. Komplocu gerçekler veya gerçek komplolar, gerçek şu ki Tesla durdurulmasaydı çok daha ileri gidecekti. Zamanımızın en büyük teknoloji dehası Tesla, şüphesiz boyutların gizli gerçekliğinin kapılarını açacak olan bir zihin evliliğini kutlamak için zamanımızın en büyük teorik dehası Einstein ile güçlerini birleştirecekti. Çünkü Tesla'nın çok güçlü bir manyetik alana dalmışken bir anlık zamansızlıkla geçmişin, şimdinin ve geleceğin eş zamanlı vizyonu deneyimlediği iddia ettiği hesap Einstein'ın genel görelilik teorisi ile mükemmel bir uyum içerisindedir. Uzayda zaman çarpıtılırsa zaman faktörü o kadar çok hareketsiz duruma ilmi gösterir ki zaman, geçmiş, şimdi ve geleceğin 3 boyutunu aynı anda görmek anlamına gelir, yani zamansızlıktır. Einstein'ın kavramlarının ve Tesla'nın tekniğinin birleşimi dünyaya devrim yaratacaktı. Ama dünya bunu hak ediyor muydu? Büyük ihtimalle bütün güç ve bilim yanlış ellere geçecekti. Yani Tesla'yı ifade etmek gerekirse dünya hazırlıksız, çünkü gezegenin sahipleri kültürel büyüme ve farkındalık evriminden çok askeri güç ve sermaye tekeliyle ilgileniyor. Paranın tanrısı gerçeğin tanrısı değildir. Dünyaya hakimdir ve bu talihsiz bir gerçektir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.